Yine bir videoma hoş geldiniz. Dışarıda işlerimi yapıyorum arkadaşlar. Çekim yapmaya hiç başlamadım daha. Lidl'e uğradım. Ben yanlış kola almışım. Vanilya gışmaklı, tatlı. Unu verdim. Çünkü kimse içmez onu bizde. Ve buradan birkaç bir şey aldım hemen. Kuponlar vardı. Böyle 1 euro'luk alışveriş yaparsan 1 euro'luk alışveriş yaparım. Bu şey bedava. Euro'luk alışverişte bu bedava yaparsan, bir de dondurma var 3 euro'luk alışveriş yaparsan. Bana zaten ekmek lazımdı. Bir de şunu da seviyorum ben. Bir de şu peyniri sürmelik aldım ve tamamladım. Bu hafta Yunan haftası herhalde şeyde, Lidl'de. Bakın çeşit şeyler var yine böyle. Neymiş? Tintinfiş balık. Şöyle mor taş mı? Ne yazıyor orada? Oktopus kezi taş. Evet, böyle. Ben şimdi o dondurmayı alacağım. Şey, hep de bedava olan dondurmayı. Ondan sonra eve gideceğim. Paketim vardı, onu aldım. Eve de bir paketim daha gelmiş arkadaşlar. Şimdi bir an önce bitsem de gitsem diyorum. Çünkü o paketimi çoktandır bekliyorum en sonunda. En sonunda aldım evime. Göreceksiniz şimdi gidince. Bu dondurma, bakın 6 tane bundan. Normalde benim kasa fişlerimin yanında çıktı bu kuponlar. Normal şeylerin içinde yoktu. Yaptığın alışverişe göre zannedersem. Bunlardan böyle. Bakın. Bir de denemek için şu pizzayı aldım. Deniyoruz sabire bakalım. Hangisi hoşunuza gidecek? Karnemiz nasıl? Karne arkadaşlar benim umduğumdan da iyi geldi. Birkaç şeyde notu değil mi? Valla umduğumuzdan güzel geldi. Karnemiz süper geldi. Anneye yapma. Saçlarını sevmiyorum. Sevmiyormuş. Ben böyle sarılınca sevmiyormuş. Tipe bak. Sarılmayacağım artık bundan sonra. Bak, sarılmıyorum artık. Karnemiz. İnşallah seneye de böyle olur. 9. sınıf daha zor diyorlar değil mi? Nasıl? Ama yaparsın. Şoko croissant aldım. Şurada ekmekçikler aldım. Bunu Lidl'den almıştım ama Lidl'e girince de aldım. İşte bu dondurma, çikolata, bunlar gratis, bedava. Bunu DM'den aldım. Bu peyniri çok seviyorum ben, sürme peynir. Böyle şu fasulyelerden aldım. Ekmek ve bu mozzarella sticks falan var ya, bunları böyle fırına atıp yemek için çok canım istedi arkadaşlar. Aldım böyle. Ve bu, bir de bu Alfredo'nun şeyini aldım, pizzasını. Bakalım Doktor Ötker'i tutacak mı? Evet, bunlar da bugünkü alışverişlerim. Kartonumu da açalım. Ve halıdan al, yatak odana bundan al, yuvarlak diye diye bunu bana aldırdınız arkadaşlar. Bakın cidden yani. Aslında bu böyle sanki böyle ayağıma batacak gibi falan geliyor bana. Pek istemiyordum ama hep yorumlarda bundan al, bundan al, yuvarlak bu halıdan al, yute al diye diye sonunda bunu aldım yatak odama. Hemen sereyim. Ve buyurun. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Evet, güzel oldu, güzel oldu. Bence de güzel oldu. Sizlerden güzel fikirdi bunu almam. Benim de hoşuma gitti. Bunun daha büyükleri de vardı ama ben fazla büyük istemedim. Yani böyle ortalığı komple kaplasın istemiyorum. Böyle ortada dekor gibi eve bir odaya, eve nereden çıktı odaya bir renk katacak kadar olsun dedim. Ve bu halıyı da sizin isteğiniz üzerine bu olsun dediniz, bunu aldım. Ama cidden de yani haklıymışsınız, güzel yakıştı. Milay kıyafetlerini, Şeyin kıyafetlerini giyiyor. Burada bakın video yapıyor kendine. Burada da telefonunla yapıyor. Milay, ya. Hazır mısın? Burada da bir parça gösterelim. Geri kalanını Milay Svelte baksınlar. Ha? Vaz? Kızım sanki var ya şey, eski evdeki gibi alttan yukarı kata konuşuyormuşum gibi dedin şimdi. Ama en güzeli de benim sürprizim arkadaşlar. Neyse. Şimdi bunu bir açayım, ben bir deneyeyim, kurayım, okuyayım, bir şeyler yapayım. Ondan sonra bir videomda, vlogumda göstereceğim. Ne demiştim, artık bu eve böyle bir şey gerekiyor. Evet, geldi. Sonunda bugün ben yokken gelmiş, Milay almış paketi. Ama o eine meiner Lieblingsoutfits. Und zwar diese Khaki-Hose mit diesem basic engen T-Shirt. Ich lieb's einfach, weil ich weiß nicht, ich liebe einfach alle Outfits.
aber das ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Outfits, weil ich wollte natürlich die ganze Zeit so eine Khaki-Hose, aber ich habe nirgendwo eine gefunden. Aber jetzt habe ich eine und ich finde das so cool. Vor allem, wenn man das dann mit Schuhen kombiniert und es dann da so drauf, sich drauflegt, sieht es so cool aus. Also wirklich, holt die Hose, Leute. Ich dachte auch, es wird mir nicht so stehen, aber jetzt bin ich verliebt einfach. Ich bin einfach verliebt, was soll ich sagen? Arkadaşlar, indirim kodu da var Shein'in. İsteyenler olursa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarda ben size Miley'in kodunu yazayım. Oradan indirimli siz de isterseniz alabilirsiniz. Masayı tekrar koyayım ve şöyle işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar, bir de kendine çorba yapıyor. Çorba. Aslında biz Miley'le şimdi dışarı çıkacağız da benim işte birkaç işim var, onları halledeceğim. Ondan sonra dedim ki dondurma yemeye gidelim dedim. Hava da aslında dondurma yeme havası değil de karnesini de aldı falan. Ben pizza yiyeceğim dedi. Gittiğimiz yerde pizza da var. Bakalım önce bir çorbamı yiyeyim dedi. Ben de işimi yapacağım ya, karnı acıkmış, o çorbasını yesin. Ondan sonra ya dondurma ya pizza bir şeyler yemeye çıkarız. Çok uzak oldu be. Kamerayı şöyle tripodda bırakayım dedim. Çok uzak oldu arkadaşlar ya. Nasıl yapacağız? Tripod aslında iyi bir şey. Böyle ben evin her alanında böyle telefonda elimi böyle böyle dolaşmama gerek kalmıyor. Şöyle deneyelim bakalım. Biraz daha yaklaşalım. Şöyle bakalım. Böyle olursa aslında çok güzel olur ya. O zaman elimde telefon gezdirmem. Bir şeyler yapacağız ya. Yapacağız. Alanımız çok bu evde. Alanımız çok ki eve alanımız çok mesela. Bu tarafa geçtiğim zaman tripodla böyle çeviririm, oradan konuşurum, böyle 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 yapmam, böyle böyle böyle. Kim de onu bana diyen böyle 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 yapıyorsun diyorsun hep diye diyorum. Allah. Aha. Ters bir şey söyledim acaba. Hamburger yapıyorum. Çiğen hamburger istedi. Ya. Şöyle hazırlayayım. Marulunu. Soğanını. Hemen. Tamam, gideceğiz abi yemeğini. Yine tripod nasıl olmuş böyle sence? Daha iyi değil mi? Evin ortasında bir tane fazladan şey yine. He? Tripod nasıl olmuş sence? Nasıl? Şu statif. Ha, Türkçe'de çok iyi. Tripod diyorlar. Tripod diyorlar. Bu statifin ayrı bir ismi var mı? Yok. İşte kamera statifi. Onlar. Marullarımızı yıkayalım. Hamburgerler bitti. Kızımla şimdi dışarı çıktık. Dedik bugün bir şey yiyelim, böyle akıtma krep, krep dondurmalı, kremalı. Değil mi kızım Miley? Ay yağmura bakar mısın Miley? Acayip yağmur yağıyor. Kutlayalım biraz kızımın güzel karnesini. Kızlar ayrılamıyor. Ayrılamıyor. Biz eve geldik. Dondurma da değil de yani daha doğrusu kreplerimizi yedik, dondurmalı kreplerimizi. Biz Miley ile film bakacağız. Film bugün. Film abi yapacağız da. Benim kızım odasına gitti. Miley? Ya. Film seçtin mi? Evet, şu an ben. Duydunuz mu? Kitap videosu bakıyormuş arkadaşlar. Kitap videosu bakıyormuş benim kızım. Hani biz film bakacaktık? Film seç. Film seç. He? Sakin ol. Sakin ol. Bugün Bengisu'ya gidecekti arkadaşına. O bizim yanımıza geldi. Evleri yakın olduğu için oraya. Onun yanına bile gitmedi yani. Bugün akşam onlara gitmedi. Benimle film bakacağız diye. Bugün ikimiz olmamız lazım. Güzel karnımız geldi böyle. Keyfimiz yerinde. İki çeşit lamba. Değişmesi lazım. Burada değişmesi lazım acil. Buraya merdiven alınması lazım. Merdiven en azından 4,5-5 metre olması lazımmış ki bu yüksek tavanlara yetişilebilsin. Normal merdiven olmuyor. Normal merdiven var. Bu alçak duvarlara oluyor ama bu yüksek yerlere büyük merdiven lazım bize. O da 100 euroya geçkin bir merdiven ama devamlı evde yani kelerde bulunması lazım. Hiç yoktan böyle bir lamba değişecek olur, bir şey olursa diye yani. Onun için biraz böyle sallıyoruz bu lamba işini bu ara biraz. Miley, elbisen gelmiş trend yoldan. Tabii Miley'in elbiseleri geliyor. Bu elbisenin aynısından benim de var. Böyle. Askılı Miley çok seviyor böyle elbiseleri.
Mille'ye özel XS. X small aldım. Benimki 38, bu 34. Bu karnıma bak, karnım çıkıyor bununla. Mille'ye elbisen de gelmiş. Hayır. Evet. Hani istemiştin ya bir tane. Trend yoldan. O gelmiş. Benimkilere bakalım. Uy. Uy 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 uy. Ay bir ceket istiyordum, evet. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar bakın. Böyle sonbahar, ilkbahar için siyah tişörtle, beş tişörtle böyle giymeye. Çok güzel bir tişört, evet, ceket. Çok seviyorum böyle ceketleri ince. Ana. Arkasında şeyini çıkarmamışım şöyle. Bakın. Ay ne kadar tatlı bir ceket. Ay evet, çok güzel, çok sevdim. Böyle siyah pantolonla, beş pantolonla giyme. Çok tatlıymış, çok beğendim. Güzel, tam oldu. Valla hepsi benim üzerime oluyor. Normal numaralı işte giydiğim şeyi alıyorum, tam oluyor, süper oluyor. Bir de böyle şey, ne bunun adı? Ulan hani şeylerin üzerine giyiliyor ya, mayoların üzerine falan giymeye arkadaşlar. Benim böyle renk, şu renkte bikinim var. Onun için bunu tercih ettim. Böyle kimono. Bu normal pantolonların, siyah pantolonların üzerlerine de güzel oluyor böyle giymeye. Kısa pantolonların üzerine güzel oluyor. Böyle daha mı iyi görünüyor? Şeyi de var. Nerede? Oo, bismillah. Kayış. Güzel kayışı da var şöyle. Ana ben bunu şimdi... Neyse yırtmadan becerebildim. Aa ne kadar tatlı bir şeymiş. Evet. Çok tatlı. Evet. Ben size yorumlara bir Trendyol linkini bırakayım. Ama Trendyol Avrupa arkadaşlar. Türkiye'dekilere olmuyor. Almanya için oluyor. Şimdi ben bıraktığım linkte benim böyle bir koleksiyon oluşturdum. Trendyol'da benim kıyafetlerimle, yeni siparişlerimle falan. Oradan oraya girin. Oradan da ana sayfaya geçebilirsiniz. Trendyol'un sayfasında zaten kendi kodları var. İndirim kodları var. Bakın Almanya'dan olanlara söylüyorum. Trendyol Avrupa. Gidin. Orada yazıyor mesela. Diyelim şu 15 euro mu? Mesela eğer hangi boddaysa, indirimdeyse yazıyor ki altında kasada bir 20% veya 30% daha indirim var diyor mesela. Kasaya alıyorsunuz, ödeme şeyine geçince tekrar %20 iniyor ve tekrar o kodlarla bir indirim geliyor. Yani çok uygun. Bu da overall, bu da çok tatlı. Hayır, overall değil, elbise. Aa, ben böyle overall'de sipariş vermiştim ama. Ay şu elbisenin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Kumaşı arkadaşlar. Kumaşı fülü elbiseleri çok seviyorum. Yazın ben böyle elbisin bunun üzerine giyeceğim bunu. Hiç de bir şey olmaz. Ya hiç de bir şey olmaz. Ayaklarımı zaten görmüyorum. Şöyle giyeyim. Tembelliğe bakın. Tembelliğe. Tabii şimdi pantolonla biraz dar. Böyle. Ne kadar tatlı. Şöyle şimdi tabii bunsuz şey yapın. Öyle düşünün. Şu an içinde bir şey yok. Ama böyle de giyilebilir bakın. Böyle kolsuz giymek istemeyenler için böyle de giyilebilir. Çok güzel. Şimdi Almanya'nın diğer eyaletlerinde tatiller bitiyor. Biz yeni başlıyoruz. Baden-Württemberg bayan. Yeni. Biz millet sıla yolunda geri dönüyor. Bayan. Diki Türkler yeni gidiyor. Ay bu elbise çok tatlı. Ah! Bunu da beğendim. Ama şöyle bak. Görüyorsunuz mu kırmızı pantolonun altında? Olsun, ne var? Sanki Allah Allah. Şey, Hintliler de giyiyor böyle uzun, hani böyle yırtmaçlı giyiyorlar. Altına böyle bol pantolon giyiyorlar. Ne güzel duruyor. Niye? Şey, eskiden de giyiyorduk analarımız falan. Böyle giyiyorlardı. Altına pantolon giyiyorlardı. Üzerine tek giyiyorlardı yani. Ben o zamanları çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. O zaman modaydı. Çok güzel duruyordu. Böyle mini etek giyerlerdi. Altına pantolon giyilirdi. Yani modaydı. Güzel. Bunu da beğendim. Güzel şeyler geldi yine. Beğendim. Vallahi bu elbisenin üzerine de bu ceket çok güzel gider. Bu. Şimdi onu hayal ettim dururken. Mille. Şu elbisene bir bakar mısın? Elbisesi çok artık. Kızımın kıyafetleri geldi ya. Şeyinden. Buna bakmıyor artık. Değil mi? Kız.
aldım benim aldığımı. Bu da böyle tamam. Evet şimdi de bir şey hangi filme bakacağımıza bir karar verelim. Şunları bir kaldırayım ben. Şöyle şunu da etiketini sökelim. Oldu. Nasıl olsa. Bir de Trendyol'a geri göndermek de çok kolay. Bedava. Ne diyor Miley? Bunun şeyini de kaybetmeyiz böyle. Yeni bir günden günaydınlar. Cumartesi sabah saat 9:25 geçiyor. Miley'i bekliyorum, çıkacağız. Hakan ile kahvaltıya gideceğiz. Erken gidiyoruz. Altay öğlen uykusunda yatmadan diye biraz vakit geçirelim diye. Miley'i zor kaldırdım biraz. Uykum var, uykum var. Tatil, beni niye kaldırıyorsun? Tatil 6 hafta. 6 hafta uyursun bu. Neyse ben hazırlandım. Hava arkadaşlar Almanya'da. Sanki yaz bitti. Bir yağmur iniyor aniden. Ondan sonra bir güneş açıyor ama sıcak değil. Sıcak değil. Ben de bugün böyle çift pantolon giydim. Biraz sıcak olsun diye. Ve böyle bir ceket. Ben mi geleceğim o şey? Kahvaltımızı yaptık, geldik. Ben ne demiştim? Bu eve bir tane böyle bir wish mop, hani hem silen hem süpüren robota çok iyi olur demiştim. Evet arkadaşlar, bir tane aldım. Eyfoyun'unu aldım ben. Yeni modelini. Eyfoyun neydi? Bir dakika. X9 Pro. X9 Pro. Şimdi size fazla detay göstermeyeceğim. Önce bir deneyeceğim. Bugün evi şöyle bir iyice skenen yaptırdım. Evi komple eşyaları çekerek skenen yaptırdım. Komple şöyle bir evi şey yapsın diye, skenen yapsın diye. Tam 140 metrekare skenen yaptı arkadaşlar. Böylece odaları hepsini ve deneme yapıyorum bugün. Denemesini yapacağım. Bakalım nasıl şey yapıyor, siliyor, süpürüyor, ne kadar iyi, nerelere giriyor, nelere dikkat ediyor diye. Nereye gitti? Nereye gitti o ya? Allah'ım koltuğun altına girmiş. Nerede diyorum? Evet, orada koltuğun altını siliyormuş. Neyse, bugünlük bu kadar. Bir hemen çıksın şu koltuğun altından. Göstereyim size modelin rengini ama detaylı sonra bilgi vereceğim. Önce bir ben de bir denensin şöyle iyice. Bakın burada toz. Güzel de siliyor şimdilik bakalım. Böyle istasyonu var işte. Temiz su için, şey su için, pis su için ve burada geliyor tekrar şeyini yıkıyor, moplarını yıkıyor. Bakalım bir denensin dediğim gibi. Ondan önce bir şey diyemeyeceğim şimdiki size. İyi mi, kötü mü, benim evime uygun mu, değil mi? Çünkü öbür evde benim bu evime uygun değil diyordum hep. Bakalım bu eve nasıl olacak? İşimiz gücümüz muffins burada. Bu da var ya kafasına göre geziyor ha bu evde. Ben anlamadım bu işi. Banyoyu yarım bıraktı gidiyor. Nereye gidiyorsun? Benim kızım muffinleri bıraktı gitti burada. Şahin diye arkadaşı geçiyormuş burada. Bu arada onun yanına çıkıyor. Şimdi şurada bir tane yarım şunları koyacağım şöyle. Şunu diyeyim. Şu üstü çikolata parçalı olanlar da. Şuraya koyayım da kahvelerden yenir. Tepsiyi de halletmiş. Her zamanki gibi. Kenarına, köşesine. Dökmüş. Ya Miley ya. Bana daha çok iş çıkartıyor bu kız. Daha çok. Miley daha çok bunu yapmaya hevesleniyor. Yemesine değil de bu pastaların böyle muffinleri yapmasına. Önemli olan burada mutfaktan bir şeyler yapsın. Bunun için sesini çıkarmıyorum. Biliyorum severek yaptığını. Tamam. Yıkandı. Şöyle ve ama şeyi bile duruyor. Sözde toplayacak ki. Arkadaşı nereden çıktıysa arkadaşı çıkınca hepsini bıraktı gitti. Öylece. Ana yap. Ana yapar. Ve tamam. Burası tamam. Mutfağı kapatacağım. Giderken de mutfağı kapatacağım. Şu benim yatak odanın kapısı da hep açık burada ya. Hep açık. Yemeğime bakar mısınız? Bunu yapıyorum bugün. Yemek yapmak falan canım istemiyor. Bugün bunu yapacağım.
böyle bir paket daha var. O sade peynirli ve ıspanaklı domates yok içinde. O penne. Onu da olmazsa şey yaparım. Cihan'a yaparım veya başka bir şey yaparım. Miley bugün ben suya gideceğim diyor zaten. O zannedersem yemez şimdi bir şey. Ama benim bunu canım istedi şimdi. Şunun ağzını tutayım şöyle. Buharlansın güzel. Böyle kapaksız tava olduğu zaman şunlar ben normalden almıştım. Bunlar çok iyi oluyor. Her tencereye, böyle her tavaya oluyor. Her büyüklükte. Bundan bir tane benim var. Böyle şeylerimi kullanıyorum. Un ve tavanı. Allah'ım ya Rabbim. Yine şey un ve tavanı. Rüzgar, yağmur, şu bu işte. App'te, şey app'inde. Hava app'inde arkadaşlar. Saat 6'da. Artık Almanya'nın yazı geçti zannedersem. Yani bizim buralarda geçti. Anacığım havaya bakar mısınız ya? Bu kadar mı olur ya? Tatil başladı, havalar bozdu ya. Söylemeyeyim diyorum, söylüyorum işte. Kaç bakın, dereceye bakın ya. Hep yağmur, hep yağmur. 20 derece, 21 derece. Ondan sonra 4 gün sonra havalar 17, 18, 16, 17 böyle gidiyor. Yani sonbahara geldik. Sonbahar havası gibi bir şey. Zaten giydik jeansleri, minsleri artık. Ne yapacaksın? Kimin sesiymiş? Çocuk sesleri geliyor. Burada pek çocuk sesi olmadığı için, halbuki en alttakinin çocuğu var. Bir de ev sahibinin kızının çocukları var ama arada duyuluyor, çok duyulmuyor. Şimdi burada yakında duyulunca dedim acaba kimin sesi? Açalım bari ya, acayip karardı hava. Kameraya bakın ne kadar yamuk, Allah'ım ne kadar yamuk, ne kadar yamuk. Mili hazırlanıyor da. Acele et kızım, acele et, yağmura yakalanacaksın. Bisikletle gideceğim Mili diyor. Bisikletle gidecek. He? Tamam. Ama yakalanacaksın şimdi yağmura. Sonuçta sürdüğüm. Hı. Valla Miley bundan sonra ceketsiz işim sarar. Türkiye'de hava sıcak, millet yanıyor. Yanıyor diyorlar, yağmur yok diyorlar. Burada da böyle. Böyle bizim tatiller. Böyle. Aldın mı hepsini? Hadi. Hadi bakalım. Miley, reynişemi de. Reynişemi arabaya mı öldürdün ikisini de? Dün. He? Ne ya? Arabaya mı ineceksin şimdi önce? Ramo aynen. He? Var mı? Biri mi? Arabada bir tane mi var? İki. Üçüncü de burada iki arabada, birini sen götürün. Evde kemşi yok. Yarın ben de giderim. Bengüs'ün annesinin yanına gideyim, bir kahvesini içme. Söyle annesine selam söyle, tamam mı? Annem gelecek yarın de. Duydun mu? Ama öyle şey deme ha, sakın bir yere planları falan varsa deme. Tamam, ben sevmiyorum öyle. Tamam. Milleti evde şey yapmayayım. Hadi. Alo. Biz karşıdan küçük veriyoruz böyle. Biraz önce Lütfüler geldi. Ansızın aniden geldiler. Benim haberim yoktu. Benim yeğenim Lütfü'nün kız kardeşi de burada oturuyor. Onun yanına gelmişler. Oradan da benim yanıma uğramadan gitmediler tabii ki. Sağ olsunlar, buraya uğramışlar. Çay içtik. Zaten çok durmadılar. Onun için çekim yapmadım. Çayımızı içtik, muhabbet ettik. Böyle ondan sonra gittiler. Miley'in muffinleri yendi. Bir tane kaldı. İyi ki de yapmış. Bakın arkadaşlar, her şeyde bir şey var derler ya. Her şey oluyorsa bir şeyi, bir anlamı, yani bir şeyi var ki yapılıyor, oluyor demek ki. Kız yaptı, yemedin dedim. Ne yaptın dedim derken Lütfüler geldi. Çayın yanında ne kadar da güzel gitti. Bir tanecik kaldı. Vallahi çok güzel oldu. Eline sağlık Miley. İyi ki de yapmışsın. Ve şimdiki şöyle bir mutfağımı toplayacağım. Cihan arkadaşlarıyla çıktı. Ben yalnızım. Keyif yapacağım. Hayır, keyif yapmayacağım. Önce video montaj yapacağım. Yarın sabah Altay gelecek çünkü. Onun yanında video montajı yapamam. Videom hazır olsun diye. Ve bugünü böyle bitireceğim arkadaşlar. Bugün videom bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Videoma bir beğeni. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.